TV1 ekranlarından iyi akşamlar. Uzman Müşavirim adlı programımızda siz değerli izleyicilerimizin karşısındayız. Bugün çok değerli konuklarımızla beraber sizlere güncel konular hakkında ülkemizdeki enflasyon, artışlar, dolar eurodaki durum, inşaat sektörü yani ülkemizin en büyük dinamik aslında bir sektörü olan inşaat sektörü hakkındaki sıkıntılardan, taşeron işçiliklerden, yıllara sarı inşaatlerden bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle konuklarımıza hoş geldin diyoruz. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Metehan Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba Kadir Bey, hoş bulduk. Metehan Bey, konumuza tam anlamıyla girmeden şu anki biraz dolar euro artışlarından bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Kadir Bey, hepimizin içerisinde bulunduğu zor bir Ekim ayını bitirdik. Evet. Bu dönemde biz mali müşavirleri olarak neler yaptık? Ek beyanlarımızın yanında işte geçici vergi beyanımız vardı ayın 17'sinde. 3 aylık defter beratlarımız vardı. Bunları gönderdik. Bütün müşavirler olarak gerçekten çok yorularak bir ayı daha geride yoğun bir bıraktık. dönemle karşı karşıyaydık. Kesinlikle ve bugün Aralık ayının ilk günü. Ekim ayında neler yaşadık? Muhasebesel anlamda bu konuları yaşadık ama ek olarak piyasanın durumu da hepimizin aşikarıdır. Bunun için sadece mali müşavir olmaya veya finans sektöründe bir işle uğraşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz görüyoruz, biliyoruz ve içerisindeyiz. Özellikle ben kendi firmalarımdaki yaşamış olduğum bazı sıkıntıları şahit oluyoruz. Geleceğe yönelik neler yapmamız gerekiyor? Bu kur artışlarının piyasaya, şirketlere, ekonomiye etkileri neler? Gerçekten bir belirsiz bir ekonomik ortam Zor bir içerisindeyiz. dönemden geçiyoruz. Muazzam bir zorluk Kadir Bey. Öyle basit bir zorluk da değil. Evet. Bütün şirketler geleceğini öngöremiyor. Neler yapmamız gerekiyor, neler yapacağız? İşte 2022'de nasıl planlamalar yapmalıyız? Bu çerçevede biz mali müşavirlerin üzerine de gerçekten ağır bir sorumluluk ve yük düşüyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Ekim ayını genellikle analizler yaparak, 2022 yılına hazırlıklar yaparak, bizim kendi danışmanlığını yaptığımız şirketlerin döviz anlamında kırılma noktalarını belirleyerek bu şekilde stresli bir süreç geçirdik. Tabii bunların yanında güzel şeyler olmadı mı? Oldu. Neler oldu? Biz meslek grubu olarak odamız Kayseri Mali Müşavirler Odası çok güzel bir etkinliğe imza Evet. attı. Halı saha turnuvası düzenledik. Bu halı saha turnuvasıyla neler oldu? Vergi dairesi, sigorta, makine İşkur. mühendisleri odası, İşkur vesaire şu an aklıma gelmeyen birçok kurumla birlikte bir Kaynaş. organizasyon yaptık. Buradan oda başkanımız Ali Yedikaya'ya, organizasyonu koordine eden Baki İnce'ye, siz Kadir Bey, Levent Özen Bey'e emekleri için buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir aksiyon oldu ve bizim bütün streslerimizi atabilecek en güzel yerdi. Ekim ayında böyle bir güzel bir organizasyonu da bitirmiş olduk. Teşekkür ederiz. Ama bunun dışında tabii genellikle stresli bir süreç geçirdik. Bugün anlatacağımız konular içerisinde en önemli konumuz nedir? İnşaat İnşaat. muhasebesi ve vergi uygulamaları. Bu dolardaki artışlar, işte inşaat ana kalemleri üzerinde işte demir olsun, beton olsun vesaire hepsindeki bir artışa sebebiyet verdi. Bu da sadece inşaat olarak düşünmeyelim. Bunun altındaki bütün satıcıları düşünelim. İşte bunun hırdavatçısı var, pencerecisi var, her şey var ve hepsinde bir artış oldu ve herkes sıkıntıda. İnşaat öyle bir sektör ki ülkenin aslında yayının başında da söyledim bir dinamiği. Bizim ülkemiz gelirlerinin çoğu hizmet sektörü gibi gözüküyor ama ülkemizin dinamiği yani benim kanaatim inşaat sektöründe bir inşaat örnek verelim bir bina yapıldığı anda bu binaya tüm sektörleri çalıştırıyor. Perdecisi de çalışıyor, halıcısı da çalışıyor, mobilyacısı da, mermercisi de. Yani tüm sektörlere hakim olan bir sektör inşaat sektörü. İnşaat sektörünün durması veya bir sekteye uğraması, maliyetlerin yükselmesi aslında ülkemize çok büyük bir kayıp bence. Evet. Osman Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Valla şu anda ağırlıkta bizim piyasada gördüğümüz ham maddeden dolayı üreticilerin bayağı bir sıkıntı çektiği. Ya kullanılan girdilerin birçoğu döviz bazında alındığından dolayı
üreticiler şu anda tıkanmış durumda. Evet. Hatta bazı fabrikalar artık yeri geldi üretim yapmayı durdurdu. Dolar kurumdaki ve fiyatlara gelen zamlardan dolayı belirli bir süre mal imalatını durdurdu. Çünkü ne sattıktan sonra yerine koyabilecek malın maliyetini bilemiyor, kestiremiyor. Aslında şunu da diyebiliriz. Gerçekten bu konu üzerine ayrı bir program yapsak herhalde sabahtan akşama kadar konuşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok kapsamlı, çok detaylı her yönüyle incelemek gerekiyor. Biz konuyu daha fazla uzatmadan konularımıza geçelim diye düşünüyorum. Peki. Metehan Bey, o zaman sizle başlayalım. Tabii. İnşaat muhasebesi ile ilgili bize. Özellikle yıllara sari inşaatlerde buradaki dikkat edilmesi gereken hususlar, vergisel boyutları, muhasebesel işlemleri, bunlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Kadir Bey, inşaat muhasebesi kendi içerisinde ikiye ayrılır. Özel inşaatlar, taahhüt inşaat işletmeleri şeklinde. Özel bina inşaatları da kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar kat, daire, dükkan karşılığı yapılan inşaatlar ve kişilerin kendi gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılan inşaatlar olarak ayrılır. Bu konuyu ilerleyen dakikalarımızda zamanımız yeterse daha detaylı bir şekilde özel bina inşaatları ile alakalı bilgiler veririz. Aynı zamanda YAPSAP da özel bina inşaatına giriyor. O da bu kapsamda değerlendirilir. Benim bu hafta sizlerle paylaşacağım inşaatlardaki taahhüt inşaat işletmeleri. Taahhüt nedir? Taahhüt kendi nam ve hesabına özel ya da tüzel kişilere bir şeyin yapılacağını, bir hizmetin verileceğini ya da bir mal tesliminin yapılacağının üstlenilmesi taahhüttür. Ya ben sana bu işi yapmayı taahhüt ediyorum anlamına geliyor. İnşaattaki taahhüt de buradan geliyor. İnşaat taahhütü nedir diye tekrardan detaylı bir şekilde açıklamaya gerek yok. O da aynı şekilde inşaatı yapmayı taahhüt etmek olayına giriyor. İnşaat taahhüt işinde neler gerekiyor? Öncelikle taahhüt eden yani müteahhit gerekiyor ve işveren. Bu işin yapılmasını isteyen kişi gerekiyor ve arada bir de sözleşme, sözleşmesiz de olabilir ama bir taahhütün olması gerekiyor inşaat taahhütlerinde. İnşaat taahhüt işleri de Kadir Bey kendi arasında ikiye ayrılıyor. Yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri, bir de yıllara yaygın olmayan taahhüt inşaat işleri olarak. Burada yıllara yaygın inşaat taahhüt işi olabilmesi için ne gerekiyor? Yıllara yaygın olmayan inşaat taahhüt işleri nelerdir? Onu da şu şekilde söyleyebiliriz. Bir takvim yılını geçiyorsa bir inşaat işi taahhüt, yıllara yaygın taahhüt inşaat işidir. Bu konular üzerinde duracağız. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi uygulamaları nelerdir? Bu konularla alakalı detaylı bilgiler vereceğim. Çünkü bu konu aslında çok kapsamlı ama İnşaat başlı başına bir konu aslında. Başlamasından bitimine kadar. Kadir Bey, ben size şöyle söyleyeyim. Ya biz inşaat muhasebesini konuşmaya başlayalım. Yani en az şurada bir programla anlatılacak bir mevzu değil. Ben sadece ana hatlarıyla ince tüyolar can vererek noktalarından gidelim. Muhasebede uygulanan bütün kurallar burada var çünkü. Evet. A'dan Z'ye. Bazı firmalarda belki bazı kurallar uygulanmıyor ama inşaatta her şey var muhasebeyle alakalı. Osman Bey çok detaylı. Yani yıllara yaygın olunca ne oluyor? Yıllara yaygın olmayınca ne oluyor? Bu nasıl bir hizmettir? İşletmedir? Nasıl bir gider kalemine giriyor vesaire. Bunları detaylı bir şekilde anlatmamız lazım. Biz Metehan Bey'i bulmuşken, çünkü bu işin uzmanı, inşaat sektöründe olan bir mali müşavir arkadaşımız. Birçok inşaat sektöründe yapsatlar, özel inşaatlar var. Bunları aslında birçoğumuz biliyoruz işlemlerini. Bizim özellikle sorduğumuz konu bu yıllara sari işlemleri, ihaleli işler. Bunlarla alakalı bilgilerini almayı biz. Tabii. Şimdi yıllara yaygın inşaat onarım işinin nedir diye sorduğumuzda bir takvim yılını geçmesi lazım. Yani aynı dönem içerisinde yapılan başlama tarihi ve bitiş tarihi aynı yıl içerisinde olan işler yıllara yaygın inşaat işi değildir. Bunu kesinlikle söylüyorum. Bundan sonraki örnek veriyorum. Sözleşme yapılmıştır. Bir yıllık anlaşma yapılmıştır. Sözleşmeleri imzalanmıştır. Taahhüt edilmiştir. Ancak bir yıldan sonra ki süreçler devam ediyordur, inşaat bitmemiştir. O noktadan sonra yıllara yaygın inşaat işi olarak değerlendirmek lazım. Bunlarla alakalı da ince tüyolarımız var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yapsat inşaat işleri yıllara yaygın inşaat işi değildir.
Bunun altını çiziyorum. Yıllara yaygın inşaat işlerinde özel vergilendirme uygulanmaktadır. Bunu yapan herkes biliyordur ama bunun detayları nelerdir? Niye özel vergilendirme şekillerine tabidir? İşte geçici vergi döneminde niye özel vergilendirme tabidir? Kurumlar vergisinde nasıl olur vesaire, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir tüyo daha vermek istiyorum ilk başta. Şimdi yıllara yaygın inşaat işlerinde geçici vergilendirme dönemlerinde Kadir Bey veya fatura kesildiğinde bazı kesintiler oluyor. Şimdi burada devlet işte stopaj kesintisi, yıllara yaygın inşaat işi ya. Neden stopaj kesintisi var? Kaynakta kesinti anlamına geliyor stopajda kesinti. Böyle bir kanun var mı? Var. Yıllara yaygın inşaat onarım işlerinde stopaj kesintisi var. 1 Mart 2021 tarihinden önce stopaj kesinti oranı %3'tü. 1 Mart 2021 tarihinden sonra stopaj oranını %5'e çektiler. Yani örnek veriyorum, 100 bin liralık bir fatura kestik. Bunun %5'lik kısmı ilgili kişiye, kesen firmaya ödenmiyor. Karşı taraf bunu senden kesiyor. Sen, karşı taraf bunu devlete ödüyor. Sen devletten bunu, iadesini isteyebiliyorsun. Bunu ne zaman istiyorsun? İnşaat taahhüt işim bitti. Bittikten sonra kurumlar vergisi beyanında isteyebiliyorsun. Bundaki amaç nedir diye sorarsak, bundaki amaç da şu: hem vergi ödeme süresinin kaybını minimum zamana indirmek, vergi dairesi tarafından, maliye tarafından, aynı zamanda müşteri, mükellefimiz için vergi öderken zor, yani kurumlar vergisinde bir anda toplu bir şekilde beyan edileceği için o zaman toplu bir şekilde çıkmasın da, bu senin içeride %5'in duruyor zaten devlette, %5'ini sen çıkan vergiden mahsup edelim diyorlar. Bir nevi geçici vergi gibi. Kesinlikle. Ben, hem devlet burada diyor ki ben yıl sonunu beklemeyin, benim vergimi yıl içerisinde öde, geçici vergi mantığı. Stopajda da fatura kestiğin bir hak edişim var, hak edişin üzerinden elde ettiğin gelirden bana belli bir tutarda vergi öde. Bunu daha sonra iadesini biz sana yapalım. Aynı geçici vergi mantığı. Ödediğin geçici vergiler kurumlar veya geri vergisinde mahsup edildiği gibi stopajlarımız da mahsup ediliyor. Bunu neden üzerine basa basa anlatıyorum Kadir Bey? Gerçekten tüm mükellefler bunu soruyor. Ya niye benden %5 stopaj kesiyorlar? Kesmesinler ya. Ben bunu ödemek istemiyorum. Devlet aslında hem vergi kaybının zamanını kısıtlamak istiyor kendisi açısından, ama diğer taraftan mükellefi de düşünerekten diyor ki sen bunu öderken zorluk yaşayacaksın. En azından %5'ini ben keseyim, benim de dursun. Sen kurumlar vergisinde bunu işi bitirdikten sonra, yıllar hasarıyı bitirdikten sonra bir sonraki dönemde beyan edeceksin ya diyor. Orada ben senin kaynaktan bunun kesintisini yapayım, vergini bir kısmını oradan içeriden alayım diyor. Aslında güzel bir uygulama. Bu yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri nasıl başlar? Nasıl biter? Bu konuyla alakalı biraz bilgiler verelim. İşin başlaması, iş yeri teslim tutanağının imzalandığı tarihtir. Bir daha tekrarlıyorum. Taşeron işlerinde olduğu kesinlikle gibi. Kesinlikle. Yani bu sadece en üstten düşünmeyelim. Bütün taşeronlar için işin başlaması, iş yeri teslim tutanağının imzalandığı tarihtir ve iş yeri teslim tutanağındaki tarihtir. Bunu sigortaya bildirilme zorunluluğu var. Bak, bunu çoğu mesleğimizin içerisindeki çalışma arkadaşlarımız olsun, müşavirlerimiz olsun, onlara da tüyo olarak yani muhakkak biliyorlardır ama tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bilmeyenler belki de. Bilmeyenler için de hatırlatmış olalım. İş yeri teslim tutanağının yapıldığı tarih sigorta sicili bildirilme tarihidir. Bu tarihi atladığınız zaman, iş yeri bildirgesini bildirmediğiniz tarihte, yani ayın 10'unda örnek veriyorum, 1 Aralık'ta iş yeri teslimim oldu. 1 Aralık'ta sigortaya iş yeri bildirgesi başvurusu yapılmak zorunda. Yapmadığınız zaman ne oluyor? Yaşadık, biz de gördük. 3 brüt asgari ücret tutarında ceza kesiliyor. Tabii bunun indirim oluyor, pişman oluyor vesaire. %80'i vesaire iniyor ama bu, şimdi bunu buradan söylemek de doğru değil, bir rahatlama olmasın. Gerçekten şu an inebiliyor ama bir sonraki dönemlerde inebileceği garantisi yok. Ben şunu belirtmek istiyorum burada. İhaleli işlerde yer teslim tutanağı ana dosya üzerinden yapıldığı anda, Metehan Bey'in dediği gibi 1 Aralık
işçi başlama tarihi olarak belirtildi. Ana dosyalarda taşeron gibi düşünülüp aynı gün zorunlu giriş yapılacak değil. Ana dosyalarda bir aylık normal SSK dosyası açıldığındaki gibi giriş süremiz var. Doğru mu Metehan Bey? Evet. Evet. Kadir Ama Bey. Taşeronlarda yani Metehan Bey'in dediğini yanlış anlaşılmasın lütfen. Taşeronlarda yer testin tutana eğer yapılıyorsa o gün kesinlikle girişin yapılması lazım. Aksi durumda ceza işlemleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani işin başlaması nasıl başlıyor bunu söyledik. Evet. Bir de işin bitimi var. Yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinde iş nasıl biter? Eğer hatta buna geçmeden önce sadece iş yeri teslim tarihi değil de örnek veriyorum iş yeri teslimi yoktur. Sözleşme tarihi işin başlama tarihidir. Evet. Hiçbir evrak yoktur. İşin fiilen başladığı tarih işin başlama tarihidir diyebiliriz. İşin bitiş tarihi de yıllara yaygın onarım işlerinde geçici kabulün imzalandığı tarih işin bittiği tarihtir. Yani bunu idare, örnek veriyorum genellikle Türkiye yani kendi ülkemizde ne oluyor? TOKİ. TOKİ taahhüt işleri yapıyor ve bunun altında taşeronlar oluyor ve inşaat işleri devam ediyor. Burada neyi baz alıyor inşaatın bitip bitmediğini ve vergilendirme anlamında bu işin bittiğini nereden anlayacağız biz? Geçici kabulün idarece onaylandığı tarihe bakacağız. İşin bitiş tarihi de geçici kabulün imzalandığı tarihtir. Bitişte de aynı şekilde geçici kabulü yoktur, idaresi yoktur vesaire bu işlerde de işin bittiği tarih, bitiş tarihi olarak kabul ederiz. Bir de şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Bazı işler yıllara yaygın inşaat onarım işi olarak nitelendirilmiyor. Nitelendirilmemesi gerekiyor mesela daha doğrusu. Mesela hangileri Metehan Bey? Ya örnek veriyorum Kadir Bey, bir çeşme inşaatı düşünelim. Eylül ayında başladı, Aralık ayında bitecek. Sözleşmesi de o şekilde bitmesi gerekiyor. Ama iş bitmiyor. Prosedürleri bitmiyor. Yani iş fiziki olarak bitmiş. Çeşmeyi yapmışlar. Evet. Gidiyorsun, görüyorsun orada çeşme var. Yani su da içiyorsun. Tamam, çok güzel. Ama idare geçici kabulü onaylamasında evraksal anlamda sıkıntılar yaşandı. Ne oldu? Bir sonraki yıla sarktı. Aralık değil Ocak de, ayına geldi. 2022 takvim yılına kaydı. Bir takvim yılı açtı. Burada en çok yanıldığımız noktalardan birisi de bu. Biz diyoruz ki tamam bu döneme kaydıysa tamam. Bu yıllara yaygın inşaat onarım işine girmiştir. Bundan sonraki yapılacak hak edişler stopajda yapılacak. Bu şekilde değerlendirecek. Evet. Kesinlikle yanlış bir düşünce. Ki bunun kararları var bununla alakalı. Diyorlar ki ne olursa olsun diyor Kadir Bey. Fiziki anlamda bir inşaat işi bitti ve usul anlamında evraksal işler kaldı diyorlarsa Osman Bey, bu iş gerçekten bitmiştir. Sen onu o dönem içerisinde bitmiş olarak kabul etmek zorundasın diyorlar. Şunu sorayım Metehan Bey, şimdi bahsettiğiniz ilk başta işte geçici vergilerimizden, vergilendirilmesinden falan da burada kesin kabule kadar gittiğiniz için ben aslında bu soruyu sormak istiyorum. 1 Ocak'ta bir ihaleyi aldık. İşlemlere evet. Başladık. Şubat sonunda ilk hak edişimiz çıktı. Biz burada bir fatura kestik. Buradaki vergilendirilmesi, o faturadaki gelirin hangi hesaba yazılması, tabii. Burada muhasebesel boyutundan aslında biraz bahsetmenizi istiyorum. Kadir Bey, o konu gerçekten çok kapsamlı, detaylı evet. Bir konu. Şimdi burada anlatacağım şeyleri tek tek anlatmak zorundayım ve kısım kısım anlatmak zorundayım. Öncelikle şu şekilde başlayalım. Bir inşaat işletmesi işi yapan, bir taahhüt işi yapan bir işletme düşünelim. Ve bunun yıllara yaygın inşaat olduğunu kabul edelim. Yani Şubat 2021 yılında başlayacak sözleşmesi, Mart 2022 yılında bitecek. Zaten sözleşmede başlangıçta bitiş taahhüt süresi illaki olduğu için direkt yıllara sarısı ortaya olup çıkıyor. Olup olmadığını ayırmamız gerekiyor zaten orada. Baktık zaten 2022 yılına kayıyor. Ne yapmamız lazım? Bu şeydir, yıllara sarı bir inşaat işidir. Bunda yapılan bütün hak edişler, %5 stopaj kesintisi olacak. Tevkiat, ayrıten KDV tevkiatımız olacak. Bunların kesintileri olacak. O da 4/10'dur. Evet. Bunlar olacak ve bunların muhasebesel kayıtları, yıllara yaygın inşaat işleriyle alakalı kullanmış olduğumuz hesaplar var Kadir Bey bizim. Hak ediş yaptığımızda, bir inşaat işi yapıp da bunu hak edişe bağladığımızda, bir fatura kestiğimizde gelir elde ediyorsak eğer 350
Onu hesabı kullanacağız. 600'lü yurt içi satışlar hesabını kullanmayacağız. Gelir olmadığı için, gelirimiz kesinleşmediği için. Tabii tabii. Aynen öyle. Gider kalemi olarak da Kadir Bey, biz taahhüt işletmeleri hizmet işletmeleridir. Evet. Ve bunlar bizim bir hizmet giderimizdir. Aynı zamanda istisna sözleşme hükümlerine tabidir. Öyle olduğu için 740 gider hesaplarımızı kullanacağız. 350 yıllara yaygın inşaat onarım işleri alt hesaplarını kullanabiliriz. 350'den 358'e evet. kadar bütün hesapları kullanabiliriz bununla alakalı. O yıl içerisinde geçici vergimiz olacak. Şubat ayında işimiz başladı. Nisan ayında hak ediş düzenledik. Sonra geldik 6 aylık döneme geldik. İkinci dönem geçici vergimizi beyan etmemiz gerekiyor. Burada biz bu elde etmiş olduğumuz karı beyan edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Evet, aslında en önemli nokta orası bahsettiğimiz. Tabii. Çünkü hak ediş var. Faturalandığı anda bir gelir olarak görülür ama kesin bir işimizin bitmediği için bunun beyanını ne yapmaları gerekiyor? Kesinlikle. Şimdi orada da bu zaten 350 nolu hesaplarda evet. takip ettiğimiz için geçici vergi dönemlerinde biz yıllara yaygın inşaat onarım işlerini beyan etmiyoruz. Programın başında bahsettiğim ya, özel muhasebe uygulamaları var burada. Özel vergilendirme hükümleri var. Ona girdiği için bunlar girmeyecek. Ne giderini yazacağız gelir tablosu kalemlerine Kadir Bey, ne gelirlerini, giderlerini, hiçbirini yazmayacağız, beyan da etmeyeceğiz. Bunu ne zaman beyan edeceğiz? Örnek veriyorum. 2022 Şubat'ta Mart ayında bitirdim ben işi. 2022 yılının kurumlar vergisinde beyan edeceğim. Yıl sonunda ne olacak? 740'taki maliyetlerimi 170 yıllara yaygın inşaat onarım işlerine çekeceğim. Orada takip edeceğim. Birikecek. 350'lerim sabit orada kalacak. Daha sonra iş bittikten sonra 350'deki hak edişlerimi 600'lü hesabıma aktaracağım. 2022 kurumlar vergisinde beyan edeceğim. Yani 2022'nin geçici vergisinde beyan edeceğim. Etmeyeceğim tabii ki. Kurumlarında beyan edeceğim. Çünkü o dönemde maliyetler devam edecek. Evet. Hiçbir şekilde gelire gidere girmeyeceğiz. Burada şunu da üzerine durmak istiyorum. Şunu da şu şekilde de bakmamız lazım. Bu yıl bizim, daha doğrusu 2020 yılında geçici kabul olmuş. Kurumlar vergisi beyanı verilmiş. Ama 2021 yılında hak ediş var, maliyet var. Bunların muhasebe kayıtları nasıl yapılacak? Nerelerde takip edilecek? Bunlar da çok ince nüanslar Osman Bey. Eğer ki bir önceki yıldan biten, geçici kabulü bir önceki yıldan yapılan bir inşaat işinin geliri varsa 600'lü hesaplarda takip edeceğiz ve geçici vergi dönemlerinde beyan edeceğiz. Onun kaçarı yok. Normal. Çünkü normalde önceki yıl bitmiş zaten. Maliyetleri ne yapacağım? Maliyetleri de gene hizmet üretim maliyeti olarak kabul edeceğim. 740'ın altına bir ayrı bir hesap kodu açılıp oradan takip edilebilir. Ama şu ya Kadir Bey, o kadar detaylı ki yani aslında çok uzun bir konu. Anlatsam diğer eksik kalıyor. Ya inanın şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hak edişi yok. Hak edişi yok. Ama iş bitmiş. Bir sonraki yıllar sürekli maliyet oluyor. Ya bu maliyetler benim hizmet üretim maliyetim mi? Yoksa benim diğer gider maliyetlerim mi? Ya bunların yani detayına girdiğimiz zaman gerçekten çıkamayız. O noktada şunu söyleyebiliriz. Önceki yıllarda biten inşaat işlerinin eğer ki takip eden yıllarda hak edişi yoksa onlar benim diğer gider ve zararımdır. 659 nolu hesapta takip edeceksin. 622 hizmet üretime yazmayacaksın. Ama hem hak edişi var, hem maliyeti varsa geçici vergi döneminde 622'yi kullanırız Kadir Bey. Aynı zamanda 600 yurt içi satışlar hesabıyla da devam ederiz. Genel olarak bir toparlayalım Metehan Bey. Konumuzda ki değerli konumuz Osman Bey'den de alacağımız bilgilerimiz var. Çünkü vaktimiz kısıtlı. Aslında konumuz çok önemli bir konu ama bunu programımızı daha uzun bir süresinde evet. değerlendirelim. Ya o zaman şöyle bir genel olarak toparlayayım. Birkaç nokta daha da evet. bilgi vermek Buyurun. İstiyorum. Bu maliyetlerin ortak giderlerimiz var bizim. 770'te finansman giderlerinde, amortisman giderlerinde sadece bir tane taahhüt işi olarak düşünmeyelim. Ve sadece taahhüt işinin yanında bir de alım satım hizmet ticaret yaptığını düşünelim.
Bu tarz durumlarda neler yapmalıyız? Neye göre maliyetleri dağıtmalıyız? Onda da sadece inşaat taahhüt işi varsa, yani 3 tane projemiz olduğunu düşünelim. Hepsi yıllara yaygın inşaat taahhüt işi. Bunların maliyetlerini neye göre dağıtacağız? Harcamalarımıza göre dağıtacağız. Aynı zamanda alım satım işimiz var. Satışlarımız var, farklı işlerimiz var. Bu sefer satışlarımıza, hasılatımızın oranına göre maliyetleri dağıtacağız. Ortak giderlerin dağıtımını da bu şekilde yapacağız. Amortisman giderleriyle alakalı da aslında çok detaylıdır. Amortisman giderlerinin yıllara yaygın inşaat işlerinde ortak gider olarak kabul edilip dağıtılması çok kapsamlı bir konu. Onu da Kadir Bey kullanıldığı gün kadar takip edilmesi lazım. Uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bu ayrı bir konudur. Ona girmeyeceğim. Benim inşaat taahhüt işleriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kadir Bey, programın başında da bahsettik. Özel bina inşaat işleriyle alakalı, özellikle günümüzde pandemi sürecinden sonra bu bağ evleri vesaire bir patlama oldu ve bununla alakalı birçok dosya geliyor. İşte kendi gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir inşaat işleri var. Bunlarla alakalı bilgi verebilir misiniz? Peki, inşaatı aslında üstad olarak siz girmiştiniz ama bu konu hakkında da ben biraz bilgi vereyim. Pandemi döneminde evet birçok insan sokağa çıkma yasağından kaynaklı artık evlerinde olduğu için patlama noktasına gelir. Çünkü dışarı istiyorlar. Müstakil evler biraz daha revaçta oldu. Burada da birçok kişi, yani şehrimizden örnek vereyim. Kayseri'de artık bir bağ kültürü oluştuğu için bayağı bir insanlar belli bir arsaları var. Bu arsalar üzerlerine kendilerini kemetmek için bir ticari amaç gütmeksizin evler yapmak, yani iki odalı bir yer yapmak istiyorlar. Bunlarla alakalı neler yapmamız gerekiyor, nasıl işlemleri vardır gibisinden soruları vardı bize. Evet. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bir arsanız var, buraya bir konut yaptırmak istiyorsunuz. İlk başta bağlı bulunduğunuz belediyeye gitmeniz lazım. Adresiniz Koyasinan ilçesindeyse Koyasinan Belediyesi'ne veya Büyükşehir'e gidip burada imar durumuna baktırmanız lazım yapacağınız yerin. İmara uygunsa bununla alakalı belediye sizden bazı evraklar istiyor. Tapu, kimlik fotokopisi gibi. Bunun yanında aslında en canlanıcı noktası SSK dosyası burada. SSK işlemleri istiyor belediye ruhsat almadan önce. Kadir Bey, inan siz biz mali müşaviriz. Kapsamımız dışındaki bütün belediye süreçlerine tapuya kadar her şeyi takip ediyoruz. Ya mecbur, yani bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki her tarafa hem avukatız, yani kusura bakmayın yanlış bir tabirim olmasın, hem avukatız, hem doktoruz, hem sigortacıyız. Yani biz her sektöre bir şekilde hakim olmak zorundayız çünkü devamlı her sektörden soru geliyor. Ya birçok soru geliyor mükelleflerimizden. Araba alacağım, ne alayım diye soru geliyor. Doktora gideceğim, hangi doktora gideyim? Ya benim başıma şu geldi, ben bunu nereye şikayet edeceğim? Evet. Yani biz bir danışma artık aslında müşavirlik hizmeti bir defter tutma değil bundan sonra aslında benim öngörüm. Müşavirlik bir danışmanlık, doğrudan bir yönlendirme. Ama yanlış anlaşılmasın, bir doktor araba alımı falan değil, doğrudan uzman finans sektöründe finans desteği, yapılacak yatırımlar, tutulan işlemlerle alakalı muhasebesel bilgiler vermek amacıyla gidecektir. Konumu çok dağıtmayayım. Belediyeden yapı için ruhsat çıkarılması gerekiyor. Bu ruhsattan önce belediye sosyal güvenlik kurumundan bir dosya istiyor. SSK iş yeri numarası istiyor. Bunu almanız için daha önceden kendileri yapabiliyordu. Birçok kişi kendi beyanını verebiliyordu ama artık SSK birleştiği için özel inşaatlarda da SSK açılması lazım. Ve de vergi dairesine bağlandı olay doğrudan. Sosyal güvenlik kurumundan aynı sizin yapsat özel inşaatlarda olduğu gibi bir işin başlama tarihiyle alakalı bir numara alınıp bir işçi girişi yapılıp kuruma bu belgeyle ruhsat çıkarılır. Çıkarılan ruhsat da yapının kaç metrekare olacağı, metrekare birim fiyatı ve toplam maliyeti yazar. Bu maliyet üzerinden 6.75 oranında sigortaya işçilik primi yatırılır. Örnek verelim, 100 bin liralık bir yer yapılıyor, toplam maliyeti 100 bin. Bunun 6.75'i yani 6.750 TL buraya bir sigortalı gider göstermemiz gerekiyor. Ya diyelim ki biz iki işçi çalıştırdık. Araya giriyorum ama buradaki maliyetler bizim kendi yaptığımız maliyetler değil. Kendi maliyetimizi istemiyor. Belirlenen. Aynen.
onların önceden belirlemiş olduğu bir maliyet tutarı bir maliyet üzerinden yapılan. Tutarı çıkarıyorlar burada. Yani yoksa atıyorum yani buraya 100 bin lira çıkarmışlar ama ben 150'ye mal ettim deyip biz 150'yi baz almıyoruz. Baz almıyorsunuz. Belediyenin tabii ki o anki çıkardığı bedele göre, çok pardon, ona göre rakamlar çıkarılıyor. 6.75 yatıyor. Biz örneğin 4 bin lira gibi bir ödeme yaptık. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve belediyenin çıkardığı hesapta 6.750 TL yatacak pek toplamı var. Biz kuruma işlemlerimiz bitti, inşaatımız bitti, evimizi ayağa diktik. Kuruma başvuru yapıyoruz. Bizim bura bitti. İlişiği yoktur yazısı isteyip belediyeden burayı artık mesken, iskana çevireceğiz. Kuruma başvuru yaptığımız zaman kurum ruhsat bilgilerini, yatırılan primi inceliyor. Eksik varsa eksiği talep ediyor. Eksiği yoksa ilişiği yoktur yazısıyla siz evranınızı teslim edip belediye işlemlerine geçiyorsunuz. Ben burada şundan bahsetmek istiyorum. Burada çalıştırılan işçilerden. Çünkü biliyorsunuz diğer ücretli kavramı var bizim ülkemizde. Diğer ücretliler kimlerdi? İşte basit usulün yanında çalışanlar, özel inşaatlerde çalışanlar, özel şoförlük işi yapanlar, gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin yanında çalışanlar gibi. Buradaki işçilerimiz özel inşaatlerde bir vergi kesintisi yok. Zaten en başta da söyledim. Özel inşaat kendi ikamet için yaptığımız bir yer olduğu için mali açıdan bir vergisel boyutu yok. Ama yeri yaptık. Maliyetimiz belli. Bir yıl sonra sattık. Buradaki aradaki çıkan kar veya zarar farkımız varsa burası vergisel boyutu. Değer artış kazancından mali isterse orayı oraya bağlayan bir durum. Burada işçinin durumunda işçinin girişi yapıldığı zaman işte bir ay içerisinde bağlı bulunduğu vergi dairesine biz bu işçiyi aldık. Bu işçi işe başlamıştır. Bunun vergi kesintisi, normal bir asgari ücretli de gelir vergisi ve damga vergisi var. Bunlarda özel inşaat işçilerinde bir vergi kesintisi yok. Bunların kesinti yapılmadığı için vergi ödemesini doğrudan işçinin üzerine bırakılıyor. Bunu birçok işçi bilmiyor. Çünkü inşaat sektöründeki çoğu işçi yevmiye hesabı günlük çalıştığı için vergisel boyutunu bilmez. Ama bir 3 yıl sonra arkasından vergi borcu geliyor. Nereden sürpriz geldiğini bilmiyor. Sürprizle karşı karşıya kalıyor. Nereden özel inşaatta çalıştığı zaman doğrudan bu vergi aslında yükü geliyor. Aslında bilgilendirmek gerekiyor. Evet. Süreci takip etmek gerekiyor. Ben çok kısa biraz da inşaat sektöründeki bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Bu taşeron işçilikten. Yani taşeron dediğimiz zaman aklımıza bu devlet kurumlarında çalışan taşeron firmalardan bahsetmiyorum ben. Yapsat inşaatlerdeki kalıp işleri, duvarcılar, boyacılar. Burada hem işçilere karşı bir sıkıntı var hem de müteahhitlerimize karşı çok büyük bir sıkıntı var. Taşeron işçiliklerde mesela veriyorum bir inşaatın kalıp işçiliğini veriyor müteahhit. Diyor ki Osman Bey siz bu işi yapın. Bedeli 1 milyon lira. Ama taşeron işçinin bir vergi kaydı olmuyor. Birçok yerde kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı vergilendirme var aslında burada. Bunun da asıl sorumlusu ben yine vergilerimizin ağırlığından bahsedeceğim. Çünkü doğrudan hizmet geliri olduğu için %18 KDV ödeyecek. Artı %15 karına göre dilim var. %50'ye kadar artan oranlı. Kazancın 3'te 1'ini doğrudan istediği için taşeronların çoğu kayıt dışı çalışıyor. Herhangi bir gideri yok. Evet. Bu sefer işi yaptırana da yük, yapana da yük. Tabii. Ya yaptıranlar da çok büyük bakıyorlar. Külfetleri var. İş kazası durumlarında ödedikleri evet tazminatlar. Ya riski zaten hepsini karşılıyor ama piyasada da bunun önüne geçemiyor. Geçilemiyor. Yani. Ya diyorum ya inşaat işçilerinin adama taşerona 1 milyon lira ödeme yapıyor. Ama sadece SSK primi ve maaş ödemesi gösterdiği için örnek veriyorum 500 bin lira bir ödeme yaptı. 500'ü gayri resmi ödeme yapıyor. Bu sefer şirketlerde kasa fazlalığı ve inşaat maliyetlerinde çok büyük bir düşüşler ortaya çıkıyor. Evet. Yani ben buna değinmek istedim. İşçilerle alakalı başka söyleyecek bir şeyim yok. Ya daha fazla da uzatmaya evet, da gerek süremiz yok. Çok az kaldı. Osman Bey'e geçelim. Osman Bey'e işçileri bari ben bahsettim. İşçilerdeki yani genelde bizim konularımız güncel, bize günlük yaşantımızda en çok gelen sorular hakkında biz program yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Osman Bey'e bize en çok gelen soru ihbar tazminatı, ihbar tazminatındaki taraflar. Çünkü kıdem tazminatını biliyorlar, bir yılda olduğu anda alıyorlar ama ihbarda belli bir süre var mı, ihbarın süreleri, kimler alabiliyor? Bunlardan bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi aslında kıdem tek taraflı ama ihbar çift taraflı uygulanan evet bir işlem. İhbar tazminatından önce ihbar sürelerini bir bilmek lazım. İhbar süresi nedir? Belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmeden önce kanunda belirtilen bildirim sürelerine ilişkin süreler bunlar. Evet. Yani işveren olsun, işçi olsun
işten ayrılacağını veya işten çıkartacağını bildirmeden belirli süreler içerisinde bunu karşı tarafa tebliğ etmek zorunda. Buradan sonrasında eğer bu süreler uygulanmayacaksa karşı taraf bunun ücretini talep etmek noktasına geliyor. Buna da ihbar tazminatı diyoruz. Burada ortaya çıkan süreler işçinin o iş yerinde çalıştığı kıdemine göre hesaplanıyor. Bir işçi iş yerinde 6 aya kadar çalışmışsa ihbar süresi 2 hafta. 6 ayla 1,5 yıl arasında çalışmışsa 4 hafta. 1,5 ile 3 yıl arasında çalışmışsa 6 hafta. 3 yıldan fazla sürmüşse 8 hafta öncesinde karşılıklı bildirimler yapılmak zorunda. Bunu işçi de işveren de kesinlikle bildirmek zorunda. Şimdi piyasada uygulanan işverenler açısından ben seni işten çıkartıyorum şu kıdemin şu ihbarın. Al paranı git diyebiliyor. Evet. Ama işçi açısından da işçi dilekçesini veriyor. Ben işten ayrılmak istiyorum diyor. Ha, şu anda piyasada çok uygulanan bir şey değil. Karşı taraf deyip de ya arkadaş senin burada 5 senelik bir çalışmışlığın var. Buna karşılık sen bana 8 hafta öncesinden bunu bildirmen gerekiyordu. Sen 8 hafta daha burada çalışacaksın diye bir uygulama yok ve bunun ücretini de talep etmesi hakkı var ama bu uygulanmıyor. Genelde kimse de istemiyor. Bu uygulamada işçiler ben çıkıyorum diye bilgi verse bile ben kıdem tazminatımı da istiyorum, ihbarımı da istiyorum diye işçi kendi çıktığını söylüyor ama burada işverenlerin aslında bilgi eksikliğinden kaynaklı. Çünkü birçok müşterimiz de oluyor. İşçi işten çıkıyor, ben tazminat istiyorum diyor. Müşteri de diyor ki ya hep mi biz haksızız? Hep mi işçiler haklı? Yani burada büyük bir sıkıntı var. Kadir Bey, ben ilk defa bir şeye şahit oldum. Buyurun. Firmada çalışan ihbar, yani kendiliğinden işçi ayrılmak istedi ve biz firma olarak kişinin ihbar tazminatını biz aldık. Firma olarak biz istedik. Bize ödeyeceksin dedik. Öyle bir şey de var. Yani tabii işveren açısından da bir kanun. Bahsettiğimiz konu aslında bu. Evet. İşverenlerin birçoğu tazminatın sadece kendisinin işçiye ödediğini zannediyorlar. Ama burada ihbar tazminatı kıdem gibi bir tazminat türü değil. Eğer zarara uğrayan taraf işveren tarafıysa işveren işçiden talep edebiliyor. İşçiler genelde biz piyasa koşullarından bahsettiğimiz için çoğunlukla işçiler talep ediyor. Hatta dediğim gibi işten çıkarken benim tazminatım öde diye bir talepte bulunuyorlar işçiler. Tabii ki. Ya bu ihbar tazminatı ve ihbar süreleri aslına bakılırsa iki taraf açısından sıkıntılı bir durum. Evet. Yani bir işçi, bir işveren işçiyi gönderecekse göndermeden önce bu süreleri kullanıp da o işçi iş yerinde çalıştırdığı zaman işçiden de çok fazla verim alamıyor açıkçası. Evet. Yani diğer türlü de işçi ayrılırken 8 hafta öncesinden ben işten ayrılıyorum 8 hafta daha buradayım diyerek çalıştığından çok da fazla bir verim alınmıyor açıkçası. Çok olmuyor çünkü işçiler... Yani bana kalırsa en sağlıklısı işçiyi gönderiyorsak kıdemini, tazminatını, ihbarını, her şeyini verip rahat bir şekilde işimize bakmak. Ama burada işçi tarafından ayrılırken işverenin şöyle bir düşüncesi olabiliyor. Şirketlerde belirli pozisyondaki işçilerin hemen işten ayrılması o şirkete zararlar verebiliyor. Muhasebe departmanı diyelim. Aynen öyle. Evet. Yani arkasından birini yetiştirip az çok oranın iş prosedürünü öğretip ayrılması işveren için daha sağlıklı oluyor. Bu durumda işveren işçi ayrıldığı zaman arkadan gelecek eleman bocalıyor. Ama bu gibi durumlarda genelde işverenler ihbar süresini kullanmak istiyor. Buyurun Metehan Bey. Yok, takip ediyorsunuz. Peki Osman Bey, ihbar süresinde işçinin hakları var mı? Bunlar nelerdir? Tabii ki. Öncelikle bu bahsettiğimiz ihbar sürelerinde şu noktaya değinelim. İhbar süreleri kanunlarda asgari olarak belirlenmiş süreler. Biz bu süreleri iş sözleşmemizde artırabiliriz veya azaltabiliriz. Burada ihbar süresinde bütün işçiler günde 2 saat iş arama hakkı vardır. İsterse işçi bunu birleştirebilir, isterse günlük, tabii ki isterse günlük 2 saat olarak kullanabilir. İşveren bu süreyi kullandırtmazsa bu sürelere ilişkin %100 fazlasıyla ödeme yapmak zorunda. Osman Bey, araya giriyorum ama vaktimiz de yavaş yavaş doluyor. Programımızın da sonuna geliyoruz. Toparlarsak. Bu ihbarda aslında en önemli nüanslardan bir tanesi yıllık izin. Evet, ihbar süresinde yıllık izin kullanılıyor. İhbar süresinde şimdi yıllık izin. Bize Twitter'dan ve diğer kalanlardan gelen sorumuz buydu. Ben sırasıyla geliyordum. Ya ihbardaki yıllık izin durumu burada kimin fesih yaptığına bakılarak daha sağlıklı bir sonuç ortaya çıkıyor. Eğer işçi, işveren işçiyi gönderiyorsa ve bu ihbar süresinde yıllık iznini kullandırtmak istiyorsa bu yıllık iznini kullandırtamaz. Çünkü burada kanunda da açıkça belirtilmiştir.
iş arama izinleriyle yıllık izin süreleri birbirinin içerisine geçemez. Evet. Burada yıllık iznini kullandıramaz. İşçiyi göndermek istiyorsa ayrıca yıllık iznini kullandıracak, arkasından ihbar süresini veya ihbar tazminatını verecek. Tam tersi, işçi işten ayrılmak istiyorsa kendisinde mevcut bulunan, kendisinin hak ettiği yıllık izinlerini ihbar süresi içerisinde kullanabiliyor. Daha detaylı bir nokta ise, yani atıyorum personelin yıllık iznini hak etmesine 2 hafta kaldı. Ama kendisinin de 4 haftalık bir ihbar süresi var. Bu 4 haftalık süre içerisinde yıllık iznini hak ediyor. Yeni bir yıllık izin hak ediyor. Toparlayalım. Bu durumda, Osman Bey, tabii ki bu durumda personel hem yıllık iznini kullanacak veya yıllık iznini kullanamayacak durumdaysa parasını alacak ve ihbar tazminatını alıp işten ayrılacak. Çok teşekkür ediyoruz. Kadir Bey, ağzınıza, emeğinize sağlık. Umarım faydalı bir program olmuştur. İnşallah. Bu hafta. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa Osman Bey. Yok, şu anda gayet güzel bir programımız oldu. Uzman Müşavir'in programının sonuna geldik. Umarım çok faydalı bir program olmuştur. Elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızın da ağzına, emeğine sağlık. Bir sonraki Uzman Müşavir'in programında görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.